Herkese merhabalar, ben İnci. Bu videoda acil durumlarda kendimizi, çocuklarımızı veya çevremizi korumak amacıyla ve genel kullanım amacıyla en hızlı ve pratik bir şekilde ne gibi maskeler yapabiliriz? Fikirler vereceğim sizlere. O halde vakit kaybetmeyelim ve maske fikirlerimizin yapımına geçelim. En hızlı ve pratik olarak maskeyi tabii ki de peçetelerle yapabiliriz. Öncelikle havlu peçeteyle başladım ve havlu peçetenin zaten kendiliğinden ayrılmış bölümleri var. Önceliğimiz çocuklar tabii ki. Ben de çocuklar için bir maskeyle başladım. Kağıt peçeteden bir parça kopardığımız zaman bu büyüklük ancak küçük bir çocuk için yeterli gelebilir ve sizler de zaten videodan boyutlarını görüyorsunuz. Yelpaze gibi katladıktan sonra yan taraflara lastikleri yerleştirip zımbalıyorum ve oluşan maskemiz bu şekilde acil durumlarda durumu kurtarmak adına gayet faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kırtasiyelerde minik zımbalar satılıyor. Aslında çantamızda böyle minik zımbalardan bulundursak ve birkaç tane de paket lastiği hemen bu maskelerden yapabiliriz. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi de yetişkin bir insan için yapıyorum havlu peçeteden. Onun için de 3 tane parça kopardım ve yine yelpaze gibi katladım. Yanlara aynı şekilde lastiklerimi yerleştirip zımbalıyorum. Ben denedim arkadaşlar, ancak 3 parça oldu. Gayet güzel bir şekilde çene altına kadar kapatıyor. En azından durumu kurtarmak adına yine faydalı olacağını düşünüyorum bu fikrinde sizler için. Şimdi 2 katlı, yani biraz daha yoğun koruma isteyenler için fikir vermek istiyorum. Yetişkin bir insan için 3 bölümden oluşan maske yapmıştık kağıt peçeteden. Şimdi daha kalın olmasını istiyorsanız 2 kat yapacağız. Onun için de 6 parça kopardım ve 2'ye katladım. Yine 3 bölümlük bir genişlik elde etmiş olduk o sayede. 2 katlı olan maskemizi tabii ki yanlardan katladığımız zaman, lastikleri yerleştirdikten sonra zımbaladığımız zaman zımba teli arka tarafa yetişemeyebiliyor. O yüzden hem önden hem arkadan zımbalıyorum bu 2 katlı maskede. Bende kalın paket lastiği vardı. Onu kullanmak istedim bu sefer. Sizler yine elinizde bulunan lastik veya ne bulursanız o anda acil durumda kullanabilirsiniz kulak arkası için. Yeter ki maskemiz yüzümüzden düşmesin. Peçetelerle başladık ve peçetelerle devam ediyorum. Acaba dedim, bu desenli servis peçetesini kullansak nasıl olur? Onların boyutları daha büyük çünkü. Hem de desenli olduğu için daha şirin bir görüntü elde etmiş oluruz. Ve desenli peçetemi 2 kat yaptım arkadaşlar. Kare şeklinde zaten. 2'ye katladığımız zaman boyutu videodaki gibi oldu. Yan tarafında birazcık kestim. Sizler de yüzünüzün ölçüsüne göre kesebilirsiniz. Bu sefer yelpaze gibi katlamadım. Direkt düz olarak zımbaladım yanları. Ve düz olarak zımbalayınca yan tarafları büzgülü gibi olmuş oldu. Şimdi de çiçekli bir peçetem vardı. Desen olarak onu da görmenizi istedim ve aynı zamanda bunu yelpaze gibi yapıyorum. Yani her yaptığım maske birbirinden farklı. Kimisi tek bölümden oluşuyor, kimisi iki katlı, kimisinin yanları pileli, kimisi büzgülü. O yüzden hep aynı maskeyi yaptığımı düşünmeyin arkadaşlar. O detaylara dikkat edin lütfen. Burada da gördüğünüz gibi yanları büzgüsüz yaptım ve yelpaze gibi katladım. O da böyle oldu. Yine çene altına kadar gayet güzel bir şekilde kapatıyor. Bunu da denedim, çok güzel oldu. Havlu peçeteyi kullandık, desenli servis peçetelerini de kullandık. Aynı maskeleri paket halinde sürekli çantamızda taşıdığımız beyaz kağıt mendillerle de yapabiliriz. Onu da ayrıca gösterme ihtiyacı hissetmedim. Şimdi acil durumlarda eğer bez maske kullanmak istiyorsanız hemen evden çıkmadan önce bu şekilde pratik olarak bezden de maskenizi yapabilirsiniz. Benim elimde projelerimden artan bu kadife kumaş vardı. Onu kullanmak istedim.
ve yan taraflarına kullanacağım lastiği bu sefer kestim. Kestikten sonra direkt olarak yapıştıracağım. Yapıştırma zaten çok basit oluyor arkadaşlar. Mesela eczaneye gidecek zamanımız yoksa veya eczaneden alacağımız maskeler tükenmiş olabilir, maske bulamamış olabiliriz. Peçete maskede kullanmak istemiyorsak, zamanımız da yoksa acil olarak hemen kumaştan bu şekilde bir acil durum, yani durumu kurtarma maskesi yapabiliriz. Acil durum maskesi olduğu için ölçü vermiyorum arkadaşlar. Kaba taslak hemen dikdörtgen bir kumaşın yanlarına lastik koyup lastiği arada bırakacak şekilde yapıştırıyorum ve bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi acil durum maskesi olduğu için pileyle falan uğraşmadık. Direkt yanları büzgülü olmuş oldu. Ve maskemizi taşıma kolaylığı olması açısından da katlayıp bu şekilde çantamızda taşıyabiliriz. Yine artan pamuklu bir kumaşım vardı. Bu sefer de soğuk silikonla filtreli bir maske yapmak istiyorum. Ve bu da yine acil durum maskesi olduğu için en pratik yöntemi burada yapmaya çalışacağım. Tabii ki bu yöntemler benim kendimce bulduğum yöntemler. Eminim sizler bu videodan da yola çıkarak daha güzel, daha farklı, daha pratik yöntemler bulacaksınızdır. Bazılarının yanında sıcak silikonu olmayabilir, zımbası olmayabilir. Belki soğuk silikonu vardır. Soğuk silikonu olanlar için de bu şekilde soğuk silikonla hemen maskemize araya bir tülbent koyarak filtreli maske yapabiliriz. Bu soğuk silikonu da yıkadığımız zaman hiçbir şekilde çıkmıyor arkadaşlar. İster çamaşır makinesinde, isterseniz elde yıkayın. Kesinlikle atmıyor. Bu maskeyi yaptıktan sonra yıkaya da bilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen üst tarafı, yanları katladık ve yapıştırdık. Hepsi bu kadar basit. Yine pile ile falan uğraşmadık. Araya ben elimde tülbent olduğu için diğer maske videomdan artmıştı o tülbent. Tülbenti de koydum. Böylece aynı zamanda filtreli olmuş oldu. Ve ağza buruna temas eden kısım aynı zamanda yumuşak olmuş oldu. Lastiği olmayanlar için acil durumlarda ip takmayı da burada görmenizi istedim. Hemen yan tarafa bir ip takabiliriz kulak arkası için. Düğümü isterseniz dışarıda da bırakabilirsiniz veya iç kısma da alabilirsiniz. Bu maskeleri çocuklarınızla etkinlik olarak aktivite amacıyla da yapabilirsiniz. Hem maskenin anlamı, önemi, maske nerelerde ve ne zaman kullanılmalı, bunları konuşursunuz. Çocuklarınız için de eğitici bir aktivite olacağını düşünüyorum bu videodaki maske yapımı fikirlerinin. Okullarda öğretmenler öğrencilerine etkinlik olarak da yaptırabilirler. Çünkü burada dikiş kullanmıyoruz. Yapıştırma yöntemini kullanıyoruz genellikle veya zımbalıyoruz. Ama tabii ki zımbayı yine de çocuklar tek başına bence kullanmamalı. Evet arkadaşlar, şimdi diğer acil durum maskeme geçiyorum. Bu da pamuklu bir kumaş ve bu pamuklu kumaşı da filtresiz yapacağım. İki tane pamuklu kumaş kullanmış olduk. Bundan öncekini filtreli yapmıştım. Bu da filtresiz olarak. Burada da zımba kullanmayı denedim arkadaşlar öncelikle. Kağıt peçetelerde zımbayı rahatlıkla kullanmıştık. Acaba dedim kumaşta nasıl olacak ve bunu denemek istedim. Denedim ve zımba kumaşa geçmiyor. Daha farklı bir zımbam vardı, onunla da denedim. Acaba zımbada mı problem var diye düşündüm ama iki farklı zımba kullandığım halde zımba kumaşa geçmedi arkadaşlar. Onun da fikrini sizlere vermiş oldum böylece. O yüzden bunu da sıcak silikonla yapıştırmak istedim. Bu maskemiz de böylece çok basit olmuş oldu. Acil durumlar her zaman başımıza gelebilir. Ne zaman, nerede, ne yaşayacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. Bu maskelere inşallah ihtiyaç duymayız ama ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda da elimden geldiğince sizlere yardımcı olabilecek genel kullanım amaçlı fikirler vermeye
çalıştım. Bunlar tabii ki şu hastalıktan korur, bu hastalıktan korur gibi herhangi bir şekilde bir iddiam yok. Bunlar sadece durumu kurtarmak adına, eğer biz rahatsızsak da çevreyi rahatsız etmemek adına kullanılabilecek maskeler. Kötü kokular olabilir, toz, duman, her şey olabilir arkadaşlar. Zaman zaman ağzımızı, burnumuzu kapatmak zorunda kalabiliriz. Eğer çalışan bir kişiysek hasta işe gitmek zorunda kalabiliyoruz. İzin alamamış olabiliyoruz. Veya iş arkadaşlarımız da yine aynı şekilde toplu taşıma araçlarında öksürenler, hapşıranlar, oflayıp puflayanlar, çarşıda, pazarda yine aynı şekilde davrananlar olabiliyor. İnşallah o şekilde davrananlar da bu davranışlarına biraz daha dikkat ederler ve bu maskelere ihtiyaç kalmaz. Şimdi maskelerimi tamamladım, özetliyorum. Öncelikle çocuklar için olan küçük bir maske yaptık peçeteden. Daha sonra tek katlı olan yetişkinler için olan acil durum maskesini yaptım ve yetişkinler için daha yoğun koruma isteyenlere özel iki katlı yine havlu peçeteden yapmış olduğumuz maskemiz var. Ondan sonra da yine peçetelerle devam ettik. Desenli peçetelerle yaptık. Onlar da çok güzel oldu. Yanları pileli veya büzgülü olarak yapabileceğimizi gösterdim bu videoda. Ama yanları pileli olan bence yapım olarak daha pratik arkadaşlar. Ve çantamıza katlayarak koyabiliriz, cebimize koyabiliriz. Taşıma kolaylığı da var. Müsait olduğunuzda bu acil durum maskelerinden tek kullanımlık olacak şekilde önceden hazırlayıp bir kenara bırakabilirsiniz. Hemen ihtiyaç duyduğunuzda evden çıkmadan önce bir tane çantanıza atıp gidebilirsiniz. Daha yoğun koruma sağlayanların da fikrini önceden vermiştim arkadaşlar. Bu arada yeşil maskeyi silikonla yapıştırmıştım lastiğini. Gördüğünüz gibi o koptu ve lastiği birbirine zımbaladım. Herhangi bir şekilde sorun çıktığı zaman o sorunu da sizlere gösteriyorum gördüğünüz gibi. Bu maskeler için evinizdeki eski kıyafetleri ya da artan kumaşları değerlendirebilirsiniz. Bazen minik minik kumaşlar artıyor herhangi bir çalışma yaptıysak. O kumaş parçalarını da değerlendirmek için iyi olur arkadaşlar. Evet, bu videomuzda da verdiğim maske fikirleri bu şekildeydi. İnşallah bu fikirler hoşunuza gider ve sizler için faydalı olur. Bu arada geçen videomda bu maskelerin elde dikilmiş olanlarını gösterdim. Filtreli pamuklu kumaştan yıkanabilir ve eczanede satılan cerrahi maskelerin ölçülerine uygun yaptım bu maskeleri de. Nasıl yaptığımı merak ediyorsanız linkini açıklamalar kısmında veya videolarıma girerek bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bundan sonraki yeni videolarım ve fikirlerim için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomu da beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da YouTube'dan daha farklı paylaşımlarda da bulunuyorum. Marifetli Shop'un Instagram sayfasını da takip ederseniz Marifetli Shop'un ürünleri hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilirsiniz. Bugün de videomuz bu kadardı. Yeni videolarda ve yeni fikirlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.